Şimdi öncelikle Florya'da nasıl bir hava var, nasıl bir atmosfer var? Bunu merak ediyorum Mehmet. Çünkü maç öncesi yine saha dışı gündeme çok çıktı Galatasaray. Geçen hafta çok konuştuk Kerem konusunu, Dursun Özbey'in açıklamalarını. Şu an Young Boys maçı öncesi nasıl bir hava var, nasıl bir atmosfer var? Süreç doğru yönetilmiyor, bunu yönetim bazında söyleyebiliriz. Hem transferde taraftarın beklentiye sokmaları, 3 Ağustos'ta 3 transferi yetiştirdik savunması, ama nihayetinde 3 transfer şöyle yetişti. Batshuayi zaten serbest bir oyuncuydu. Gabriel Sara ile Elias Jelert'e de 30 milyon euroya yakın bonservis ücreti ödemeyi göze aldı Evet. Galatasaray. Yani çok çok iyi rakamlar. O rakamlar 3 Ağustos değil 3 Temmuz'da da mutabakatla finalize edilebilirdi. Onu düşünüyorum. Takıma geleceksek de Okan Hoca'nın iyi başlamadığını söyleyebiliriz bu sezona. 4-2-3-1 sistemi sizi Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon yaptı. Burada Mertens başrol değil, ama bu sistemin işlemediğini en azından geçen sene Molde maçları bir sinyaldi. Kopenhag maçı gösterdi. Sparta Prag zaten farkı ortaya koymuştu. Üstüne son iki derbi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı Mertens'in sahada olup varlık gösteremediği maçlara bakarsak, ya bu da tesadüf değil. Yani 2 sezonluk Türkiye kariyerinde zaten büyük maç olarak, daha Galatasaray'da işte Torreira'nın, Icardi'nin, hatta Galatasaray'da bir tane büyük maça çıkmıştı. Zaniolo'nun fark yarattığı maçlar oldu. Yine Kerem Aktürkoğlu'nun, Barış Alper'in. Young Boys'la oynanan ilk maç Galatasaray açısından şöyle şanslıydı. Daha ters bir sonuç çıkabilirdi. 2-0'dan 2-2'yi çok kolay buldu Galatasaray. Batshuayi en azından bu rakibin burada elenebileceğini, Galatasaray normal standartlarını oynar. Çok ekstra oynamasına da gerek yok. Turu geçebilir, ama ister istemez camiada şu an bir bekleyiş var. İşin Okan Hoca'nın güven tazelemesi gerek, yönetimin nefes alması gerek. Artı işin bir de maddi boyutu var. Siz Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız senaryoda 1 milyon euroluk transfer limitiniz 18 milyon euroya falan gelecek, parayla açılacak ve tekrar yeni takviyeler yapacaksınız ki şu aşamada kadroya sol beke bir alternatif yaratması gerekiyor Galatasaray'ın köyüne. Yine aynı şekilde bence orta sahaya 6-8 arası bir oyuncu, Gabriel Sara'dan defansif özellikleri daha ağır basan ve hücumda da Zaha ile Kerem'in hep konuşuyoruz ayrılma ihtimallerini. Hücuma da bir oyuncu. Bir maç gibi görmeyelim Young Boys maçını. Galatasaray'ın sezon için erken final diyebiliriz. Galatasaray'ın silkelenmesi gerek. Ligde evet, Hatay Konya maçları zorlansa da, skor olarak Hatay maçında geri düştü, Konya maçında yakalandı, ama kazanmayı bildi Galatasaray. Çünkü bu kadro ligin üzerinde bir kadro, ama bu kadro Avrupa için yeterli mi? Young Boys oyunu ilk maçta gösterdi. Problemli bir kadro Avrupa için. Elini açalım. Icardi, Mertens, Hakim Ziyech'li yapı Avrupa'da çok işlemiyor. Avrupa'daki maçlar biraz daha sizin fizik olarak, tempo olarak, dinamizm olarak daha ağır basmanız gereken maçlar. Kurulan bu kadronun sıkıntılar ortaya çıktı. Artık burada Okan Hoca'nın da bence yarın mesela Mertens'le mi başlar? Şüpheliyim. Hakim Ziyech'e de Batshuayi'den birini göreceğiz gibi düşünüyorum. Onun dışında zaten Abdülkerim'in cezasında Kaan Ayhan'ın cezası bitti. Orada başka da alternatif kalmıyor. Davinson Sanchez yetişemiyor maç, onu söyleyelim sakatlık olarak. Ben milli ara takıma katılmasını bekliyorum. Muslera'da problem yok. Başlıyor maça. Onu da aktaralım. Sonuçta iç sahada bir 50 bin taraftar faktörü de olacak. Icardi sezona fena başlamadı. Yani sırf kilolarını vermiş gibi görmeyelim. Bence oyun olarak da etrafını yönlendirmeye çalışıyor. Çok servis almıyor, öyle söyleyelim. Her şeye rağmen Galatasaray'ın favori olduğu ve açıkçası Young Boys'u elemesini bekliyorum. İki farklı kazanması gerek Galatasaray'ın. Uzatma ihtimali de var, ama ne olursa olsun şu bahsettiğimiz sağ dışı sıkıntılar tersi senaryoda düşünmek istemiyorum. Yani Galatasaray açısından çok sıkıntılı bir Onları da başlangıç olur. ayrıca soracağım. Bir saat başından itibaren muhtemelde de nasıl farklı senaryolar olabilir? Aslında onu da konuşmak istiyorum. Onur, senden de şöyle bir genel değerlendirme. Aslında ilk maçtan bu yana yaşanan olaylar ve acaba bu karşılaşmanın konsantrasyonu, motivasyonu nasıl olabilir? Senden de bir değerlendirme rica edeyim. Ya tabii ekonomik anlamda çok büyük bir kazanç. Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek yeni formatta, ama çok da önemlisi Galatasaray için psikolojik anlamda tüm sezonu etkiler. Bu maçtan çıkacak sonuç. Yani aksi bir sonuç Galatasaray'ın elenmesi demek. Bir de şu anki kaotik durumu göz önüne alırsak belki Galatasaray'ın 2-3 ayını birden kaosa sürükleyebilecek bir ortam yaratır. Yani orada yönetim üzerinde, Okan Hoca üzerinde, futbolcular üzerinde çok yoğun, büyük bir baskı oluşur. Galatasaray bu baskının altından kalkabilir mi? Çok kolay iş değil. O yüzden de parayı bir kenara bırakıyorum. Çok acil ihtiyaç, ama psikolojik anlamda Galatasaray'ın mutlaka bu eşiği geçmesi gerekiyor. Yani geçemezse büyük problem. Benim endişelerim var, açık söylemem gerekirse. Yani sosyal Nedir medyada takip ediyoruz, taraftarları dinliyoruz. İşte
Evet, Galatasaray'ın kadrosu çok kaliteli Young Boys'a göre ama sahada olay böyle olmuyor. Böyle gerçekleşmiyor. İlk maçtan önce de söyledim. Endişeliyim dedim. Haklı çıktım. Yani Okan Hoca'nın kadro planlaması gitgide bir yıldır Avrupa'daki futbol gerçeklerinin uzağında kalmaya başladı. Yani Galatasaray'ın transferleri saha dışında ses getiriyor. Ama saha içinde modern futboldan sürekli uzaklaşıyor Galatasaray. Mehmet de söyledi, Galatasaray'ın artık bu 4-2-3-1 düzeni, yani bir sanki kanun maddesiymiş gibi Galatasaray mutlaka sahaya bir 10 numarayla çıkacak. Yani bir kere artık dünya futbolunda 10 numara diye bir kavram kalmadı çok fazla. Şimdi bakalım Avrupa'nın büyük kulüplerine. Büyük kulüplerine geçtim, baş altı kulüplerine bakalım. Kaçında 10 numara kullanılıyor? Yani bildiğimiz 10 numaradan bahsediyorum. Evet. Forvet arkası. Hı hı. Yok. Yani ya 10 numaraları merkeze devşiriyor teknik adamlar ya da kanat pozisyonunda kullanıyorlar. Ama işte 4-2-3-1 tarzı düzenleri Avrupa'da çok fazla takım kullanmıyor. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda. Ama Galatasaray'da ısrarla bir 10 numara oynatma isteği. Merkezi 2 kişiyle bırakıyor Galatasaray sürekli. Mesela ilk maçın da ben doğru analiz edilmediğini düşünüyorum. Mesela ilk yarıda Galatasaray 2-0 geriye düştü değil mi? Galatasaray hücumda üretemediği için 2-0 geriye düştü. Hayır, Galatasaray fiziki anlamda dayak yediği için 2-0 geriye düştü. Hoca ne yaptı devre arasında? Mertens çıkardı, Ziyech oyunu aldı. Yani hocanın da aslında oyunu iyi analiz edemediğini gösteriyor bu. Yani şu söyleniyor işte 2-2'ye geldi skor. Ama 3-0'a geliyordu maç. Günay o dokunuşu yapmasa skor 3-0'dı. 5 dakikadır Galatasaray konuşuyoruz. İlk maçtaki felaket Muslera performansını konuşmadık. Çünkü Galatasaray doğru oynamadı. Muslera 2 tane kötü gol yedi ama rakip de en az 3 tane net kaçırdı. Zaten yani maçın hakkı zaten 2-0'dı ilk yarı. Problem bu. Galatasaray'ı biz oyuncu bazında değerlendirirsek hata yaparız. Galatasaray'ın yapı anlamında kötü bir yapısı var şu anda. Hı hı. O yapının içine de oyuncu performansları düşüyor direkt olarak. Tabii Muslera'yı buna bağlamıyorum ama yani Muslera'ya gelinceye kadar çok problem vardı Galatasaray'ın o maçta. Savunma zaten başlı başına sezon başından savunma, bu takım yana. Savunması. Tabii ki bireysel evet. Performanslar var. Düşen performanslar ama takım savunması. Savunma dediğiniz şey 9 numaradan başlar. Galatasaray'ın savunması 9 numaradan başlamıyor bir kere. En büyük problem burada. Icardi top geldiği zaman muazzam bir oyuncu ama topsuz oyunda bu kadar etkili mi? Okan Hoca'nın istediği pres oyununda o katkıları verebiliyor mu? Veremiyor. Mertens belirli bir noktaya kadar verebiliyor. Yani endişelerim şu yönde. Okan Hoca'nın dediğim gibi ilk yarıdaki oyundan ben gerekli dersleri, mesajları çıkardığını görmedim. Yaptığı değişikliklerle. Eğer Galatasaray yine o dersleri çıkaramadan benzer bir düzenle çıkarsa sahaya Young Boys revanşında çok ciddi başı var. Yani işte buradaki Molde maçı, Kopenhag maçı, buradaki Sparta Prag maçı. Düşünelim Galatasaray'ın problemlerini. O yüzden de hocanın artık kendi futbol doğrularını Avrupa üzerinde, ligde problem yok, Avrupa üzerinde bir revize etmesi, modifiye etmesi gerekiyor. Yani ligimiz bir illüzyon. Galatasaray rekor kırdı geçtiğimiz sezon ama bir illüzyon bu. Yani Avrupa'da başka bir oyun oynanıyor. Bizim ligimizin oyun kalitesi. Sizden çok daha düşük seviyedeki takımlar sizi çok fazla zorluyor. Neden? Çünkü teknik adam kalitesi fazla Avrupa'da. Bizde evet. Teknik adam kalitesi düşük. Taktiksel çeşitlilik az. O yüzden de bu problemleri yaşıyor. Yani ligde biz illüzyona uğruyoruz. Avrupa'da çıkıyoruz. Bambaşka bir ortama giriyoruz. Umarım Okan Hoca gerekli dersleri alır. Evet. Ve Galatasaray'ı doğru 11'e sahaya çıkartır. Benim endişelerim var.